hakikaten inkılap ederek taravet ve zülalinden boş olup şarab iken serab ve nazinin ve hasna iken acize-i şemda ve koca karı olur. Evet, mecaz şeffafiyetiyle şule-i hakikat ondan telemmu eder. Fakat hakikata inkılabıyla kesif olup hakikat-ı asliyeyi münkesif eder. Lakin bu tahavvül bir kanun-u fıtridir. Evet. Beşinci mukaddime muhakeme demek ki anahtar bir ifade, mecaz ilmin elinden cehlin eline düşse hakikate inkılap eder. Evet. Hurafata kapı açar, hurafelere. Evet. Demek ki elimizde iki anahtar kavram, mecaz ve hakikattir. Evet. Şöyle ki mecazat ve teşbihat. Mecazlar yani metaforlar ve teşbihat, benzetmeler. Hı hı. Ne vakit cehlin yesar-ı muzlimanesi yani böyle müzlim olan, karanlıklı olan eliyle, hı hı, sol eliyle demişler, ilmin yemini nuranisinden kaçırıp gasp etse. Hı. Yemin sağ el mi oluyor o zaman? Evet. Demek ki yemin ve yesar. Yemini nurani, nurani olan sağ el. Yesarı muzlim, muzlim o zaman karanlıklı sol el. Burada tabii sağ ve sal, sol şeye karşılık olarak kullanılmış. Yani ilim ve cehl. Bir de cehalet, evet. Cehalet karanlıklı bir şeydir. Yani ekses yok, erişim yok. Cehalette öteyi göremiyorsun. İlimde ise bir ışıklanma var. Nuranidir ilim. Mesela ilim seni öteye bağlıyor. Mesela insanlar şeye bakıyor. Ne olduğunu çözemiyor gökyüzüne. Ama ne zamanki ilim sana işte astronomi ilmi bir perspektif veriyor. Diyor ki şu kadar yıldız var, galaksiler var, işte derinlik var filan. O zaman şeyi anlıyorsun. Prediction yapabiliyorsun. Yani kendinin ötesine geçebiliyorsun. Yani bir genişlik veriyor. O anlamda nuranidir. Yani bilme aydınlatıyor insanı. Alemini aydınlık hale getiriyor. Ama şimdi burada bir gasp etme var. Neyle oluyor? Bu elle elip hani alıp çekmişler demek. Kim yapmış bunu? Cehl. Cehlin tersi ilim. İlim bilmek. Cehl bilmemek. Şimdi mecazın ilmin elinden cehlin eline düşmesi meselesi bir sorun olarak anlatılıyor burada. Evet. Mecaz ile teşbih bir uzun ömür sürseler hakikate inkılap ederek. Niye uzun ömür sürmeleri sorun olsun ki? Şundan dolayı metafor içinden geçip gidilen bir şeydir. Metaforda durulmaz. Kapı gibidir, köprü gibidir. Semboldür yani. Sembolde durulmaz. Sembolden anlama geçiş yapman lazım. Onun için mesela adam şeyi anlatırken ya kapı gibi adam vesaire diyorsa eğer, birinden bahsediyor, konuşmaya devam ediyor. Dinleyen kişi kapı gibi adam da bir teşbih var, tamam mı? O teşbihte takılıp kalsa, kapıda dursa, işte ya kapı, şöyle kapının kolu var, işte şeyi var diye o kişi kapıda uzun süre durursa, orada öbür tarafta konuşma devam ediyor. Konu ne? Kişi, kapı değil. O kişi kapıda kalıp şey yaparsa, kapı hakikate inkılap eder, cehlin elinde. Çünkü o kapıdan geçmen lazım. O bir şeydir yani, benzetmedir. Bir metafor idi. Kişinin diyelim ki cesametini, işte bilmem engelleyiciliğini anlatmak için mesela kapı gibi, yani kapıda şey gibi duruyor filan dendiği zaman. Bir bodyguard için veya ne bileyim. Hani bir örnek olarak bir benzetme. Demek ki uzun ömür sürmemesi gerekiyor metafor. Metafor geçiciliğiyle doğru yerdedir.
kendinden geçilmesiyle doğru yerdedir. Peki, zor bir soru olacak mı? Şey gibi hissettim bu. Nihat Atipoğlu'na soru sorular gibi. O tür soruları biliyorsun. Pek muhterem hocam. Bilemiyorum zaten. Bu mesela şeytan taşlama falan. Değil mi? Evet. O zaman sembolik hepsi. Yani şey yok. Hani onu düşünmek belki taşa atmaktan çok daha ehemmiyetli. Hatta belki şimdi insanlar bakıyor yani bu kadar Müslüman gidiyor oraya. Hatta oraya sistem kurmuşlar. Taşlar aşağıdan dökülüyor, alıyorlar falan. Evet. Supply chain kurulmuş. Komik geliyor değil mi yani? Evet. Yani sembolik dışında onu kurtaramazsın yani. Evet. Neyle açıklayacaksın yani? Zaten şeytan öyle hani görünür, belli bir yeri yok filan. Tamamen sembolik. Sembolikliğini unuttuğun zaman işte cehlin eline düştü demektir o zaman. Yani şu aslında biraz belki bir adım da ötesine geçersek sorunun o zaman. Sembollerin ehemmiyeti noktasında evet, toplumsal ve kolektif bir din oluşturmak için sembollere ihtiyaç var. Mesela lisede bir arkadaşım vardı. Ya diyor, Hristiyanların diyor haç var diyor, boynuna takıyorlar. Ben de bir şey takmak istiyorum diyor. Cemşen tak. Yok diyor, güzel değil. Öyle bir veya Hristiyanların haçına karşılık hilal. Hilal'in İslam'la hiçbir ilgisi yoktur yani. Evet. Tamamen sonradan benimsenmiştir. Bir sembol ihtiyacından kaynaklanmıştır. Yani şey olarak hakikati var. Toplumsal karşılığı olarak. Tabii yani bu var. Ama dini olarak bir şey yok. Burada bundan daha da önemli bir sorun da hani toplumun semboller ihtiyacı boyutu var. İkincisi bir şeyi anlamaya çalışmada sembolden geçmek gerekiyor. Evet, evet. Anlam sembolün ötesindedir. Eğer sembolde takılıp kalırsan işte o zaman o cehalettir. Yani mecaz ilmin elinden, cehlin eline düştüğü zaman mecazın kendisi hakikat sanılır. Halbuki mecaz hakikati göstermek içindir. Yani mecazdan hakikate geçersin. Fakat eğer geçemezsen en son girip durduğun yer senin hakikatindir. İşte mecazdan geçen hakikate varır, orada durur. Mecazdan geçemeyen mecazda takılıp kaldığı için onu hakikat zanneder. Burada söylediği budur. Çünkü bu şeffaflık vesaire boyutu bununla ilgilidir. Evet. Dikkat edersen. Evet. Mesela hakikate inkılap ederek taravet ve zülalinden boş olup bak. Taravet ve zülalinden. Yani şeffaflığından, zülal berraklığından. Taravette tazelik olması lazım. Evet, tazelik. Bunlardan boşanıp yani opaque hale geliyor. Anlıyor musun? Gösteren bir şey olmaktan örten bir şey olmaya başladığı için kendi nesne haline geliyor. Halbuki nesne değildi o yani. Ondan geçilip geliyor. Mesela camdan bakan kişi cama bakmıyor. Şimdi camın fonksiyonu ondan bakılmasıdır. Yani İçinden geçip bakıyorsun. Evet. Bu seni hakikate götürüyor. Hakikat nedir? Dışarıda ne var ne yok görmek istiyorsun değil mi? Dışarıya bakmak camdan geçmeyi gerektiriyor. İşte cam orada metafordur. İçinden geçilen. Dışarısı bakmak istediğin şey hakikattir. Varmak istediğin yer. Ama eğer cam kendisinden geçilmeye izin vermezse baktığın şey ne olur? Cam olur. Camın kendisi. Bu da böyle yani. Bu da bir metafor. He? Evet. Bu da bir metafor tabii. Evet. Mesela ne dedi? İşte bu güzel şeyler söylüyor burada. Hani bir uzun süre kalsa, uzun ömür sürse dedi. Tamam mı? Şarap iken serap, nazenin ve hasna iken, hasna güzel genç, güzel kadın demektir. Böyle acüze-i şemta ve koca karı olur. Şimdi bu, onu değil de şeyi sorayım, şarabı soracağım ben size. Mesela özellikle tarihçiler işte
şarap hakkında bir şeyler yazan şeylere işte bu içmiş de böyle yazıyor falan diye söylüyor. Üstad şarap diye birkaç yerde kullanıyor bunu. Haram olduğunu bilmeden bilmiyor mu? Biliyor. Şarabın mı? Tevafuk bak dün geceki şeyde derste ben de şarap örneğini verdim. Şöyle şarap tasting şeyleri oluyor ya böyle eventler. Evet. Yani şarabın kalitesini şey yapmak için tadanlar, tadma işi yapanlar. Mesela amacı öyle olan bir toplantıda bir kişi dikse işte bütün şişeyi işte sarhoş olsa ne kadar çirkin ve yanlış düşer. Onun gibi biz de bu dünyada aslında bir sanat galerisindeyiz. Hmm. İşte tadıp, görüp, appreciate etmek içindir, kullanmak için değil diye. Bunu söylerken tabii şarap örneğini de verdim. Dedim ki biz evet şarabı içmiyoruz ama seviyoruz. Allah'ın bir mahlukudur. Hakikaten de şey değil. Yani dolayısıyla şarabın şeyi şöyle düşünülebilir. Yani bu bir... Yani şu anlamda ilginç geliyor. Mesela diğer haramlar örnek verilmiyor. Yani. Evet. Ama evet. Şarap çok kıymetli yani, örnek olarak hep kalmış. Doğru. Belki bir yani lezzet olması bir boyutu. Evet. İlginç bir durum tabii. Yani kıymet atfı var burada şaraba. Evet. Yani çoğu vatandaş da hani cennette bol bol içeceğini hayal ediyor onun için. Bekliyorlar bir bol şaraba. Evet. Yani orada tuvalete gidecek miyiz işte vesaire gibi sorularla birlikte. Evet. Yani burada amaç biraz da inceliği itibariyle. Çünkü şarapta bir kıvam olayı var. Biliyorsun bir fermentation olan bir şey. Dolayısıyla mesela hani kolayı da açtığın zaman belli bir zaman diliminde içmen lazım. Hmm. Yoksa o kola flat dediğimiz düzleniyor, asidi gidiyor filan. Bu böyle bir boyut da var. Evet, mecaz şeffafiyetiyle şule-i hakikat ondan telamu eder. Ha, bu çok önemli bir şey. Bak hakikat mecazın ötesindedir. Onun şulesi, ışığı yansıması. Geliyor ne yapıyor? Mecazdan geçer. Yani hakikatin parıltısı gelip mecazın içinden geçiyor. Hı. Bu nasıl mümkün oluyor? Çünkü mecaz şeffaf olmak zorundadır. It shows it. Okay. Metafor, zaten meta öte demektir metafor kelimesinde olduğu gibi. Öteye taşıyana metafor denilir. Mecaz da öyledir. Mecaz da icazet veren demektir. Permission veren yani. Mesela. O bağlantı demek galiba. Öteyle bağlayan. Mecazda da bir icazet verme var. Yani geçebilir miyiz köprüden? Evet. İcazet verdi işte. Mecaz odur. Şu halde fakat hakikate inkılabıyla mecazın kendisi eğer hakikati gösteren değil de hakikatin kendisi olmaya olursa bu nasıl oluyor? İnkılabiyen kesif olup o zaman kesafet oluyor. O şeffaflık kayboluyor. Yerine bulanıklık ve kesiflik geliyor. Kesif olup hakikati asliyeyi münkesif eder. Ne demek? Asıl olan hakikati örter. Husuf küsuftan biliyoruz. Ay, güneş biri birini örtünce değil mi? Tutulma oluyor. Gerçeğin tutulması. Eclipse of truth by the metaphor. Yani hakikatin metafor tarafından şey olması, örtülmesi olayı. Evet. Şimdi diyor ki, lakin bu tahavül bir kanunu fıtridir. Evet, burayı ben anlamadım. Evet. Güzel, okey. Şimdi burada lügat üzerinden anlatacak. Bu niçin fıtri bir olaydır? Niçin böyle oluyor? Sen de, ben de sosyal bilimci olduğumuz için iyi biliyoruz ki dil zaman içinde çok evrim geçiriyor. Evet. Ve çok canlı bir varlıktır dil.
dili kullanan o anın, o bağlamın, o tarihsel momentin malzemesiyle bir şey ifade eder mesela. Evet. Yani bugünün şartlarında desem ki işte Trump. Trump dediğim an senin zihnine belli başlı şeyler geliyor. Belki dünkü, evvelsi günkü debate geliyor, evet. Trump ile Hillary arasındaki. Fakat 100 yıl sonra Trump dediğin zaman insanlar alemine başka şeyler gelecek yani. Evet. Ya, şimdi dese ki şimdi bir cümle kursak ve Trump'ı çok fazla şey yapmadan bir metafor olarak kullansak bir şey için, bir durum için mesela, işte demagogri için diyelim ki yahut o Amerikan politik sisteminin işte seviyesinin düşüklüğüne dair bir şey olarak. Amerikan siyaseti Trump seviyesindedir desek mesela. Şimdi yarın öbür gün insanlar ileride deseler ki biriyle unutsa ki bu böyle bir şahıs var. O deseler ki bir seviyeler var işte Trump seviyesi, Trump seviyesi diye. Zaman içinde bu bambaşka bir anlama gelebilir. Evet. Yani bir metafor iken kendisi bir anlam haline dönüşebilir. Bunun gibi anlıyorum. Bu fıtri bir şeydir yani. Tahavül, bu tahavül dilin anlaşılmasında kullanılan metaforun eskimesi fıtri bir şeydir. Bu böyle anlıyoruz. Evet. Kullanılan metaforun eskimesi fıtri bir şeydir. Çünkü hemen tüketilmesi lazım. İçinden geçilmesi lazım. Anlama geçmen lazım yani. Sen anlama değil de kelimeye yapışırsan, çünkü anlamı tutarsın. Anlam sürdürülür ama kelime sürdürülemez. Bunu galiba biz öğretmenler olarak, akademisyenler olarak değil belki ama öğretmenler olarak sanki daha iyi yaşıyor olabiliriz. Evet. Ben mesela bir derste verdiğim bir örneği başka bir derste verdiğim zaman aynı şeyi yakalayamıyorum. Aynı seviyeyi. Mutlaka gözden geçirmem gerekiyor, değiştirmem gerekiyor. Evet, organikliği tam hissedilmiyor. Evet. Güzel bir örnek. Çünkü her bağlamın, her anın, senin kendi halet-i ruhiyenin bile söyleyeceğin söz üzerinde bir şey var. Doğru. Belirleyiciliği var. Evet. Buna şahit istersen lügatın teceddüd ve tegayyüratının ve iştirak ve teradüfün sırlarına müracaat et. İyi kulak versen işiteceksin ki selefin zevklerine giden çok kelimatı ve hikayatı ve hayalatı veya mani ihtiyar ve zinetsiz olduklarından halefin hevesi şebabelerine tevafuk etmediklerinden meyli teceddüde ve fikri icada ve cüreti tahyire sebep olmuşlardır. Bu kaide lügatta olduğu gibi hayalat ve mani ve hikayatı dahi cereyan eder. Öyleyse her şeye zahire göre hükmetmemek gerektir. Muhakkikinin şe'ni gavvas olmak, zamanın tesiratından tecerrüt etmek, maziyin amakına girmek, mantığın terazisiyle tartmak, her şeyin menbaını bulmaktır. Çok. Bu hakikata beni muttali eden, bir vakit sebavetimde aç tutuldu, validemden sual ettim, dedi ki yılan ayı tutmuş. Dedim, neden yutmuş. Yılan ayı yutmuş. Dedim, neden daha görünüyor? Dedi ki Asuman'ın yılanı nim şeffaftır. Bu da nif değil mi? Siz nim mi dersiniz? Evet, nim dersiniz. Yarı şeffaftır, nim şeffaftır. İşte bak nasıl teşbih hakikat olup hayluletiyle hakikati hali münhasıf etmiştir. Zira maili kamer münkatül büruc ile res ve zende tekatü ettiklerinden o iki daireyi mevhumeden iki kavisi yılanın müradifi olan tinin ile ehli heyet bir teşbihe binaen tesmiye eylediler. Ehli heyet dedi astronomlar ya. Yani. Astronomi ilmi, heyet ilmi. Zaten ay res veya zenebe ve güneş dahi ötekisine gelirse arzın hayduletiyle inhisaf vuku bulur. Evet, benim şu müşevveş sözlerinden usanmayan zat, bu mukaddebeye dahi dikkat et. Bir hurdebin ile bak, zira bu asıl üzerinde pek çok hurafat ve hilafat tevellüd ederler. Mantığı ve belagatı rehber etmek gerektir. Evet, bu asıl dediği... Bu asıl, yani bu principle, bu prensip üzerine çok hurafat ve hilafat tevellüd ederler. Yani... Tersinden okursak pek çok hurafat ve hilafat
Yani hı. hakikate halif, muhalif şeyler hı hı hı. bundan dolayı tevellüt etmiştir demek istiyorum. Şu şeyden, kanun-u fıtri. Evet, evet. Yani burası hakikaten çok merkezi bir şey. Güzel bir illüstrasyonu da var. Hı. Yani yılan ayı yutmuş bir valide. Onun için yeterli bir şey bu. Çünkü ilim ya, ehli olmadığı hakikati için. Hakikati şey yani. Hani yılanın nereden geldiğini de söylüyor. Tabii. İşte yılan orada metafor. Yani sen görüntü itibariyle iki kavisin birleşmesi. Burçlardan bahsediyorum evet, yani. Evet. Hani, fakat işte ilmin elindeyken o yılan yani şey eğrisi gibi bunu grafiğin bir eğrisi tamam mı? Yılan evet. böyle oldu demek gibidir bu. Grafik eğrisini o kişi alıp yılan diye şey yapmış. Veya iki kavisin birleşmesi. Yeah, it makes perfect sense. Tabii. Onun için yeterli bir anlamdır. Açıklayıcıdır. Fakat şöyle bir sorun var. Hakikate gitmek isteyen kişi bugün itibariyle bu konuyu da hakikat nedir? O zaman yılanın ötesine geçmen lazım. O kişinin algısının evet. ötesine geçmen lazım. O kişinin algısı kendi zamanında hakikatin kendisine ihtiyaç duymuyor. Sadece bir açıklamaya ihtiyaç duyuyordu ve onu yılan ayı yutmuş şeklinde temin etmiş. Metaforu, mecazı hakikate dönüştürmüş. Hı hı. Bugün sen bu şekilde tevarüz ediyorsun. Mesela deniyor ki işte Hazreti Muhammed şöyle yapmış, böyle yapmış. Veya deniyor ki filankes uçmuş, şu böyle yapmış. İlahir bunun gibi veya atfetmeler. Bunları biz demek ki belaatın ve mantığın terazisine vurmak zorundayız. Onu yapmak için de o zaman muhakkikin yani hakikati arayanların şeyini neymiş? Gavvas olmak, dalgıç gibi zamanın tesirinden sıyrılıp mazinin amakına girmek, mantığın terazisiyle tartmak, her şeyin menbaını bulmaktır. Kaynağa gitmek yani. Kaynak nedir? Mesela bir konuşmada tarafların neyi kastettiğidir yani. Sözün kendisi değil, sözün geldiği anlam. Sözün bugün geldiği anlam değil, o günkü şartlarda geldiği anlam. Bu çok önemli bir prensip zamanı anlamak için. Yani. Çünkü anlamın her zaman için aynı olmadığını bir kere tespit ediyor. Her sözün, ifadenin, iddianın kendi bağlamı içinde değerlendirilmesi gerektiğini şey yapıyor, salık veriyor. Bunlar metodolojik olarak önemli şeyler yani. Şimdi bu mesela muhakematı okuduktan sonra ben şeyi anlamakta zorluk çekiyorum. Mucizat Ahmediye Risalesi'ni anlamakta zorluk çekiyorum mesela. Evet. Yani orada bir zaman yani şeyde dolaşımda olan mevcut şeye göre yani mevcut Sünni anlayışın kabullerine neyi sarsmadan onun içinde nazarları tevhide yöneltmeye çalışmıştır. Ve kullanmıştır ama bence muhakematın prensiplerini esas alan evet. Bedzaman çok daha eleştirel bir konumda olur idi. Evet. Fakat buna yeterince fırsat bulamadığını düşünüyorum. Yani imkanlar elverişli değil. Çünkü çok kriz daha başka yerde patlak verdi. Evet şey hakikattir yani. İmanı kurtarmaya çalıştı. Normal işte hitabet hakikattir yani. Hitap ettiğin evet. kitlenin, audience'in şeyine göre şekillendirmek ama yani evet sembolik anlam olarak düşünebilir yani. Hatime? Hatime. Manayı hakikinin bir sikkesi olmak gerektir. O sikkeyi teşhis eden makası-ı şeriatın müvazenesinden hasıl olan hüsnü mücerreddir. Mecazın cevazı ise belagatın şeraiti tahtında olmak gerektir. Yoksa mecazı hakikat ve hakikati mecaz suretiyle görmek, göstermek cehlin istidadına kuvvet vermektir. Evet, her şeyi zahire hamlettire ettire
nihayet zahiri yön mesleki müteassifesini tevlid etmek şanında olan meylüt tefrit ne derece muzur ise, öyle de her şeye mecaz nazarıyla baktıra baktıra nihayette batini yün mezhebi batılasını intihac etmek şeklinde olan hubb-ı ifrat dahi çok derece daha muzurdur. Haddi evsatı gösterecek, ifrat ve tefriti kıracak yalnız felsefe-i şeriatla, belagat ve mantık ile hikmettir. Logic diyor yani şey, mantık. Evet, hikmet derim. Çünkü hayrı kesirdir, şerri vardır fakat cüz'idir. Usul-i müsellemedendir ki şerri cüz'i için hayrı kesri tazammun ederek tazammun eden emri terk etmek şerri kesiri işlemek demektir. Dehven-i şerri ihtiyar elzemdir. Evet. Evet, eski hikmetin hayrı az, hurafatı çok. Ezhan istidatsız zihinler istidatsız, efkar taklid ile mukayyed, cehl avamda hüküm ferma olduklarından selef bir derece hikmetten nehyettiler. Fakat şimdiki hikmet ona nispeten maddi cihetinde hayrı çok, yalanı az, efkar dahi hür, marifet hüküm fermadır. Zaten her zamanın bir hükmü olmak gerektir. Çok güzel. Çok güzel. Burası çok güzel anlatıyor. Yani eskiler işte mantık, felsefeden uzak durun vesaire diyorlardı. Çünkü kitleler zaten bilgisizdi, cahil üzereydi. Onlar o zaman dediler ki olumsuz şeylerden etkilenmesinler diye, olumlu şeyden de mahrum bırakarak onlara dediler sadece inanın, itaat edin, tabi olun. İşte kutsi olan kaynaklar varsa bu eser de olabilir, şahıs da olabilir. Onlara tabi olacaksın. Şeyde şey yapmayacak, sorgulamak, hani kurcalamak yok. Fakat günümüzde durum farklıdır. Marif ile birlikte eğitimin yaygınlaşması, sorgulama ve bir öğrenmenin artmasıyla birlikte bu nehi artık şeyini kaybediyor. Yani hikmeti kötülemek, düşünceyi, felsefeyi, mantığı, sorgulamayı problem olarak görmek artık mümkün değil. Hem de yanlıştır. Çok az zararı var belki hikmetin, hani seni şüphe veriyor, işte sorgulamak zorunda kalıyorsun, ama hayrı daha çoktur tabii. Şimdi evet, mesela 100 sene öncesine bakınca, belki biraz daha öncesine, gerçi Anadolu'da yine o kadar da uzun değil ama dünyayla kıyas ettiğimiz zaman eğitim kurumu diye bir şey yok. Yani böyle bir democratization of knowledge yok yani. Adam eğitim bile işte belki çok cüzi miktarda mesleki eğitim, çıraklık eğitimi onu alıyor. Ondan sonra hayat sabit bir şekilde devam ediyor işte. Çok çok sınırlı sayıda insan dini, eğitim alabiliyor. Dini ilimler de çok sınırlı sayıda insanın takip ettiği bir meslek. Evet, doğru. Tabii. Kitlesel şimdi, olarak yani eğitim doğru. Dediğin gibi yeni. Doğru. Tabii oraya da şey vermek olmuyor tabii, doğru. Her şeyi anlatmak. Mesela geçen annem diyor, bu 12 gezegen var diyor, buldular mı diyor 12. Nurcudur ha, çok sağlam nurcudur. Evet. biliyor gezegenler. Ben bilmiyorum kaç tanedir şimdi. Geçen 9 mu dedik, 8 mi dedik, öyle bir şey yani. De şey yok yani, 12 yok. Evet. İşte oturdum anlattım, bak öyle değil, böyle yok yani. Şimdi onu anlatmak daha kötü bir şey aslında o anlamda. Evet, doğru. Yani evet, her zamanın bir hükmü var. Yani bu insan orada çokça dile getirilir. Bu belaatin de bir kuralıdır. İnsanın evriminin, değişiminin de bir tahavülatın, tarih içindeki beşeri tahavülatın da bir gereğidir. Burada iki tane riske de işaret ediyor tabii. Mecazdan hakikate geçmek önemli. Fakat bazısı ne varsa yüzeyde var diyerek mecazda kalıp takılıp kalmıştır. Mesela Allah'ın eli dendiği zaman hakikaten bir el anlamalıyız diyenler olmuş. Bunlar zahiri yun yolundan gidenlerdir ki bunlar yanılıyor. Öbür taraftan her şeyi sembolik anlamına gidip yani yüzeydeki şeyini patlatıp yani sözün bağlayıcılığını tamamen böyle spekülatif bir
batınilik, yani iç anlam, bir ezoterisizm tarzı da yanlıştır diyor. Biri ifrat, biri tefritte neşet ediyor. Haddı efsat, yani moderate olan, evet, moderation, vasat olan yol, doğru, işte dengeli diyebileceğimiz yol nedir? Felsefe-i şeriatla belaat ve mantık ile hikmettir. Felsefe-i şeriat nedir? Yani şeriatın felsefesi demek istiyor. Orada da yukarıda dedi ki, yukarıda mı demişti yoksa burada mı diyor? Nerede diyor ki makasadı şeriatı? Bir yerde makasadı şeriattan bahsedecek, bahsetti. Ben öyle gördüm. Daha önce mi dedi acaba? Ha, burada diyor ya başta, Atime manay hakken bir sikkesi olmak gerektir. O sikkeyi teşhis eden, şunu demek istiyor yani, hakiki anlamın bir yerde bir damgası var, onu bulmak, yani amacımız zaten onu bulmak. Yani hakiki anlam nedir? O sikkeyi teşhis eden, yani onu identify eden, makasıdır şeriatın muvazenesinden hasıl olan hüsn-i mücerrettir. Burada prensibi veriyor. O da şudur. Şeriatın maksatları, aims of şeriat diyebileceğimiz, makasıdır şeriatın muvazenesinden, ölçüsünden ortaya çıkan soyut bir güzelliktir. Hüsn-i mücerret, yani bir value'dur demek istiyor. Aesthetic value, abstract value. Anlam. Şimdi makasıdı şeriat nedir? İşte akıl, aklın muhafazası, hayatın muhafazası, değil mi? 4-5 tanedir. Ben şimdi hepsini tam hatırlamayabilirim. Mülkiyetin muhafazası. Bunun gibi, yani evrensel iyilikler asas itibariyle makasıdı şeriat. Şeyler değil yani. El kesmedir, şudur, bunlar hepsi tarihsel, bunun tarihsel uygulamalarıdır yani. Yani bunlar basic principles of law. Evet. Tamam. Yani bunlar çerçevesinde diyor ki şeyi anlamamız lazım yani. Anlamı yani. Evet. Felsefe, şeriat, bela, mantık ile hikmet. Aslında bir tarafta şu, yani şeriatın belli bir felsefesi var ve bunun dile geliş formları, şekilleri olmuş over time. Biz bu işte bunları belaatla purify edebiliriz. Yani bu nereden? Belaat burada şu anlama geliyor. Ha, şunu demişler, yılan demişler çünkü şundan dolayı demişler. Diyerek orada asıl kastedilen şeyin oradaki bir ilmi bir hani şey olduğu, husus olduğunu görebilmek belaatın şeyidir. Çünkü muktezai hale mutabık söz söylemek. Hali tanıman lazım. İktizasını anlaman lazım. O zaman sözü çözersin. Diğeri de mantık ile hikmettir. Şimdi burada da mantık ile hikmet. Hikmette millet itiraz edecek bazı. Demiş ki mantık okutmamak lazım. Tamam, milleti yoldan çıkar. Millet davar gibi inansın, teslim olsun. Taklidi bir iman yeterlidir demiş eskiden. Çok da kötü bir fikir değil. Çünkü millet zaten hani ilimle uğraşmıyor yani. Adam gelip sana bana işte opsiyonlarımı söyle de ben seçeyim demiyor ki. Diyor ki bana söyle, Allah'ın emri nedir, işte ne yapalım, nasıl yapalım. O diyor ki işte 5 vakit namaz kılacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, bunu yaparsan kellen gider, sakın yapma. O da tamam diyor, korkuyor veya seviniyor. Demek ki hikmetin kendisi bir tehdit olarak görülmüş geçmişte. Burada işte bu dengeyi tutturuyor, yeniden oluşturuyor diyelim Bediüzzaman ve diyor ki eskiden öyleydi fakat günümüzde hikmet... Hikmetin şerri vardır diyor. Lazımdır. Şerri şüphedir yani. Şimdiki diyor ayrı çoktur, lazımdır çünkü bu zamanın gereği olan bir sorgulama var, şey var. Herkesin aklını kullanması lüzumu var diyor. Demek ki buradan neyi anladık, bu buradaki meselemiz? Biz İslamiyet'i ve İslam tarihini yani anlamaya çalıştığımız zaman özellikle rivayetleri, işte hadisleri vesaire,
şunu anlamalıyız, işin mecaz boyutu var. Mecaz bazen hakikate dönüşmüş insanların elinde veya değişim halkaları içerisinde bu insanlar mecazı hakikate çevirmişler. İşte evet, bunların... Ve tahkik ehli ne yapmalı? Gavas gibi bunun ötesine geçip aslına varmalı. O şeyin sikkesine, hakiki anlamı gidip onu bulmalı. Bunda da mantık ve belaatı rehber edinmek gerekiyor.